Bekir Azar Gündemdeki Arşiv 1 Eylül 2012'de bir yazı kaleme almışım. O yazıyı bu günlerde çok sayıda okuyucum bana atarak hatırlatma yapıyor. Bugün gündemde olan konulardan biri olduğu için hadi gelin 9 yıl önceki yazıya hep birlikte gidelim. Forbes dergisi En Zengin 100 Türk listesi yayınladı. Listedeki milyarderlerimizin eğitim durumları da yer alıyor dergide. Listeden dikkat çekici bir manzara. Ömer Koç, İbrahim Bodur, Ömer Dinçkök, Mehmet Emin Kara Mehmet, Rahmi Koç, Hüsnü Özyeğin, Robert Kolej mezunu. Yani en çok zengin çıkaran okul Robert Kolej olmuş. Orhan Pamuk'tan Cem Boyner'e, Bülent Ecevit'ten Haldun Dormen'e, sayısız zengin veya ünlü de Robert Kolej'in kapısından çıkmış. Maşallah, maşallah. Vay anam vay, Geçenlerde takvimde bir röportaj vardı. Eski mitçi Mehmet Eymür, satır aralarında ilginç bir noktaya işaret ediyordu. Diyordu ki, 1972'de Robert Kolej'e e düzenlenen baskında ben de vardım. Profesör Sumner Boyd'la konuştum, başında bir perukla yakalanan ve sağır dilsiz gibi davranan Aydoğan Büyük Özden'i emniyete götüren ekipteydim. CIA, Profesör Boyd'un evinde karargah kurmuştu. Bu operasyonda 266 örgüt mensubu yakalandı. Kamuoyunda Amerikalı, İngiliz ve Rum casuslarının yuvası olduğu iddialarıyla anılan Robert Kolej hiç araştırılmadı. Müthiş bir iddia. Satır aralarında kaynadı gitti. Profesör John Freely mesela o bir Amerikan Deniz Kuvvetlerinde görev yapmış komando subayı. Allah Allah. Bir komando subayı Robert Kolej'de ne dersi verir? Engin Ardıç, o bir Robert College mezunu. 17 Aralık 2005 tarihinde aynen şöyle yazmış. Bizim A sınıfına Charles Giltrish gelirdi. Savaş yıllarında SOE yani İngiliz Özel Harekat Dairesi'nin ajanı olarak komandoluk yapmıştı. Görevi köprü uçurmak, nöbetçi Alman askerinin gırtlağını çıt çıkarmadan jiletle kesmek. Vay anam vay, köprü uçurmayı geçtim. Jiletle çıt çıkarmadan gırtlak kesme uzmanı Robert Kolej'di. Çok ilginç yahu, durun bitmedi. Engin Ardıç devam ediyor. Bayan Mary, Doğan Nadi'nin eşi. Savaş yıllarında OSS ajanıymış. Yani FBI'ye ya bağlı ilk Amerikan dış istihbarat örgütü. Bir kez daha vay anam vay. İlginç bir okul bu yahu. Ya zengin fışkırıyor ya da casus. Derse giriyorsunuz, öğretmen komando subayı veya gırtlak kesen iyi mi? Vay canına sayın seyirciler. Türkiye ve Dünya'da Casuslar kitabını yazan Aytunç Altındal bir söyleşi de diyor ki, Robert Kolej'in kurulmasında büyük casusluklar yaşandı. Okul, Osmanlı'daki Amerikalı, İngiliz ve Rum casusların yuvası olmuştu. Birçok casus bu okulda öğretmen kisvesi altında faaliyet göstermişti. O dönemde bu okulda okuyan çok sayıda Türk genci de Hristiyan olmuştu. 12 Mart döneminde yüksek okulu Amerikancı darbeciler Boğaziçi Üniversitesi yapıyor. Bekir Azar, takvim. Bekir Azar, sıfırın 6 eksi. Ercan Demir ilginç bulduğum bir tweet atmış. Amerika'da COVID-19'a yakalanan bir karı koca bir ay hastanede yatıyor. Ölümden kurtulmanın bedeli olarak hastane bir aylık yatışa 1 milyon 339 bin 181 dolar fatura kesiyor. Allah'tan virüs alan karı koca sigortalı. Yaklaşık 9,5 milyon liralık Covid faturasının büyük bölümünü sigorta ödüyor. Ancak o aileye de sigorta kapsamı dışında 42 bin dolar yani yaklaşık 300 bin lira ek borç çıkıyor. Dünyada pandemiye en büyük kaybı veren ülkeden bahsediyoruz. Ölü sayısı 500 bin sınırına dayandı. Eğer sigortanız yoksa milyonluk faturayı ödeyecek paraya sahip değilseniz hastaneler sizi almıyor. Git öl diyorlar. O yüzden insan hakları savunucusu Amerika savaşlardaki kayıplardan daha fazlasını pandemide veriyor. Bizde ise... Hemen her alanda Amerika'dan medet umanlar, müdahale bekleyenler, iktidarı indirmesini dört gözle bekleyen hainler, Türkiye'de Covid'den ölenlerin sayısı neden az diyerek kafayı yiyorlar. Ellerine hesap makinesi alıp alttan toplayıp üstten çıkarıp çarpıp bölüp çıldırıyorlar. Ah pandemi Amerika gibi neden daha daha fazla ölü vermiyorsun bize diye deliriyorlar. Evet içimizde fazla ölümü isteyen İttihatçı kafalar bile var. Halbuki bizde bir karı kocaya bir buçuk milyon dolar fatura çıkmıyor ve dahası bir kuruş almayan bizim gibi bir ülke hiç yok. İttihatçı kafalar buna hiç şükretmiyor. Bir doğal felaketten, bir salgından nasıl ekonomik kriz çıkar, İnsanlar ölür, sokaklar karışır, iktidar düşer diye hayaller kuruyorlar. Bütün dünya pandemi nedeniyle ekonomik krizi yaşarken bizde neden hala batmadık diye kahrından ölenler var. İMF'den borç almadık diye kafasını duvarlara vuranlar bile çıkarsa şaşırmam. Pandeminin nasıl bir oyun olduğunu bu her şeyi batıdan bekleyen ittihatçı kafalar hiç anlamaz. Onların tek derdi Batsak da iktidar değişse saplantısıdır. Dünyada nasıl bir savaş olduğu hiç umurlarında değildir. Dünyada devletlerden 280 trilyon dolar alacağı olan küresel aklın bu borcu toprak, maden, fabrika, liman, havaalanı, baraj vesaire takası yoluyla nasıl tahsil edeceğini bilmezler. Tüm bunların borcu karşılamayacağını, hakların cebine de gireceklerini hesaplayamazlar. Dijital devrimin kurallarına uyacak, yani hükümranlığı şehir konseylerine devredecek sistem planlarını anlatsan gülerler. Büyük sıfırlama projesine karşı uzaylıdırlar. Varsa yoksa ölüm sayısı nasıl artacak, ekonomi nasıl batacak kafasını yaşarlar. Çünkü beyinleri sıfırın altında eksidir. Bekir Azar, Takvim Engin Ardıç, İbretlik Mahmut Övür kardeşim sık sık gündeme getirince merak ettim. Okumamıştım, hemen aldım. Bir solukta da bitirdim. Münir Ramazan Aktolga'nın 600 sayfa tutan hatıraları. Nereden başlamıştık, nerelere gitti işin ucu? Çok ilginç, çok çok ilginç. İsmini şöyle bir hatırlıyorum gençliğimden. Deniz ya da Mahir kadar ünlü değildi. Yıllarca hapis yatmış, işkencelere uğramış, Belçika üzerinden Almanya'ya kaçmış, yıllarca Türkiye'ye dönememiş, Türkiye'yi kurtaracağım derken Almanya'da amelelik, bakkallık ve dönercilik yapmak zorunda kalmış bir adam. Çileli kuşaktan. Bunlar hem kendilerini yakmışlardı hem de Türkiye'yi. Hayatlarında hiçbir işte çalışmamış, bir fabrikanın kapısının önünden bile geçmemiş toy çocuklardı. Okumayı da boşlamışlardı, kendilerine profesyonel devrimci diyorlardı. Ve bununla iş biter sanıyorlardı. O tüde matematikten çakınca Lenin sanki matematik mi biliyordu diye kendini avutan salaklar bile vardı. Faşizme karşı çıkıyorlardı ama yaptıkları ahmakça eylemlerle faşizme çanak tuttular. Kovboyculuk oynuyorlardı. Altı tane çakar almaz tabancayla. Her biri birer küçük Ernesto'ydu. Eh onların yeri cennet olası hocam Tahir Alangu gibi daha 1970 yılı başında çok pis bir oyun tezgahlanıyor. Faşizm geliyor, eylemlere sakın bulaşmayın diye uyaracak bir hocaları yoktu ki. Kullanıldılar ve çöpe atıldılar.'' ne Türkiye'yi tanıyorlardı ne işçiyi ne köylüyü ne de tarihimizi biliyorlardı bunun hesabını da Türkiye'yi tanıtmaya çalışan kemal tahire o zamanlar onca hakaretler yağdıran üniversite allameleri vermelidir şimdi de aynı şeyi tayyip erdoğan'a yapıyorlar sığındıkları sanal sitelerden daha sonra da binlerce genç aynı şekilde kullanıldı ve başı yakıldı bizi de dinlemiyorlardı biz bu filmi daha önce gördük dediğimizde omuz silkiyorlardı. Bugün de tüh tam devrimi yapmak üzereydik engel oldular şeklinde düşünen birçok eşek vardır. Münir Ramazan Ak Tolga çektiği onca acıdan sonra aklını başına toplamış, daha o zamandan gerçeği görmüş de arkadaşlarına anlatamamış. Marksizmi de 200 yıl öncesinin işçi sınıfının ergenlik çağının ideolojisi olarak niteliyor.'' Kitapta birçok yerin altını kalın kalın çizdim. Birini size aktarayım. Demirel, üretici güçlerin geliştirilmesi konusunda Amerika'dan yüz bulamayınca Sovyetlere yönelmeye kalkmış, sen onu Amerikancı olmakla suçluyorsun. Adamı iktidardan düşürmek amacıyla Amerika'nın da desteğiyle 12 Mart'ta darbe yapılmış ama sen hala onu Amerika'nın işbirlikçisi faşist olarak görmeye devam ediyorsun.'' Bütün bunların da ötesinde, General Gürler'i Cumhurbaşkanı seçtirmek için parlamentoya baskı yapıldığı 1973 Mart'ının o kritik günlerinde bir yanda 27 Mayıs'ın devrimci geleneğinin uzantısı Gürler, diğer yanda Amerikancı Demirel, biz elbette ki Gürler'i destekliyoruz diyerek sol adına kendi desteğini kendi katillerine ilanı aşk edercesine 12 Martçı generallerden yana koyuyorsun. Bizim kuşağın bütün aymazlarına ve bugün bile aymazlığı sürdüren koca bebeklere saygılarımla sunarım. Engin Ardıç Sabah